Yeni videodan herkese selamlar. Başlıktan ve sesten de anlayacağınız üzere biliyorsunuz ki bir video çekmiştim. Buğdaylarımızı biçtik, sıra bulamadık. Onları Sayvant'a yoğurmuştuk. Şimdi onları iki motor arabası yaptık, randevu almıştık ayın 12'sine. Bugün ayın 11'i ama bugünden sarmamız lazım. Yarın direkt erkenden gideceğiz. Üst üste geldi bütün amcaların şeyleri. Kamyon doldurdu babamlar. Ondan sonra arabaları dolduruyorlar şimdi de. Bir araba doldu. Yarın da Sivrisar'a götürüp satacağız. Çünkü çiftlerden bulamadık. Bir Sivrisar'a götüreceğiz. Bir Kaymalı, bir çiftlere. Şimdilik 3 tane randevumuz var. Birkaç tane daha alınca büyük ihtimalle yetecek. Şimdi geçelim bakalım onların yanlarına. Bu araba da 10 tonluk ama buğdayda 12-13'e kadar alıyor diyor babamlar falan. Diğer yeşil olan şuradaki de aynı marka, o da aynı şekilde 10 tonluk ve 12-13 ton alıyor. Bu araba son 20 ton, randevu almıştık zaten. Şöyle kendime çevireyim, biraz daha arkadan çıksın. İşçiler şimdi eşiyorlar. Yani rezillik ya, başka bir şey demiyorum gerçekten. Şimdi sanki yarın satacağız da 3 gün sonra parayı alacağız. Tövbe estağfurullah, bir şey demeyeceğim şimdi. Çok sinirleniyorum. Şimdi şuraya gölgeye geçtim arkadaşlar. Bu iki araba bittikten sonra, yani şu ikinci arabada sarıldıktan sonra ikisini birbirine ekleyip hazır bir şekilde yarın için bekleteceğiz. Yarın da işte sabah erkenden dediğim gibi kalkıp gideceğiz babamla beraber. Ben de merak ediyorum açıkçası. Daha önce çiftelerde özel bir şeye götürmüştük. Toprak mahsullerini hiç götürmedim. Orada analiz nasıl oluyor bakalım. Ekmeklik mi, yemlik mi, nasıl gidecek? Merak ediyorum nelerle karşılaşacağız açıkçası. O zaman yarın görüşürüz. Günaydın, günaydın herkeslere, günaydın. Ofisin ilk günü ve gidiyoruz. Evet, hızlandık arkadaşlar. Daha yeni köyün bayırına iniyoruz. Bir 25 kilometre falan gideceğiz değil mi baba? Belki o kadar bile yoktur. Sivrisar'ın içine girmiyoruz çünkü. Sabah şirketlerin toplanma alanını göstereyim size. Bunlar mısırcılar. Tohumluk mısır ekiyoruz. Onun işçileri. Bayağı da kalabalık. Ayçiçekçilerden kalabalıklar. Püskül çekiyorlar. Ondan sonra yabancıları kırıyorlar. İlk başta sabahta da böyle görev paylaşımı yapıyorlar burada. Bayağı kalabalık. Bayağı kalabalık. Yani ben bu kadar düşünmüyordum. Çok mu ekilişleri var? Hayır. Onlar da onların ambulansla şeyi ya. Gerçek ambulansa ya. Onların değil, değil baba. Değil diyorum işte. Hastalar olmuş. Evet. Silolarımız gözüktü karşıda. Az kaldı. Biz de yaklaşık 1,5 saatte varmış olacağız. 1 saati bayağı geçti biz yola çıkalı. 8.30'da çıkmıştık. Şu an saat 9.48. Yan tarafta şurada toprak silolar var. Büyük ihtimal oraya dökeceğiz. Şimdi biz sıraya nerede geçeceğiz baba? Siloların orada değil mi? Biraz daha yaklaşalım bakalım ne yapacağız. Bazı siloların işi bitmiş ve üzerine toprak atmışlar. Diğerde, karşıda kamyonların olduğu yerde millet yıkıyor mallarını. Devamı şurada solda. Arkadaşlar, ben Konya'daki takipçilerime gerçekten diyordum ki nasıl dayanıyorlar. Ya 5 gün millet yazıyordu yani bana. 5 gündür işte ofis sırasındayız bilmem ne. Gerçekten bunca kepazeliğe gerek var mıydı? Biz neden malımızı kaygısız satamıyoruz? Gerçekten bir şey demeyeceğim. Çünkü biz şu an malımızı Sivrisar Toprak Mahsulleri Ofisi'ne getirdik. Ancak orada randevu bulabildik. Normalde biz çiftelerliyiz. Tarlalarımız çiftelerde, burası uygun değil. Bizim çiftelere götürmemiz lazım. Geçen sene hep öyle yapıyorduk. Şu anda yolda gelirken, bizim köyden gelirken biz bu TMO ofisini geçiyoruz. Sıra, yani o Ankara yolu var mesela şurada karşıda. Ankara'nın burası çevre yolu. Alt köprüden bakın. Millet ta şuradaydı sıralar. Yani babam da çalıştır diyor.
Kamyonlar ilerlemiyor. Boşluk var. Ona rağmen ilerlemiyorlar. Tamam. Şimdi biz de buraya çektik. Bizim arkamızda kimse yok. Zaten şuradan ileriden zor döndük. Bizden sonra gelen insan nasıl dönecek bilmem. Şu Tümosancı abiden sonra biz varız. Neyse ki ilerlediler. Az önce gördüğünüz gibi orada tırla takılmış, geçememişler. Traktör çekememiş. Tamam bak, biz gene burada bekliyoruz. Tamam. Babam dur diyor da. Herkes çekti. Kaldık biz en son gelen olduğumuz için. Şimdi o Tümosancı abiyle şu Mustang 265 var ya, onlar arabaları değişecekler. O diğeri tek çeker olduğu için şey yapamıyor herhalde. Şakasız gerçekten gözlerim doldu şu manzarayı görünce ya. Biz o kadar emek ediyoruz, uğraşıyoruz. Buğday fiyatı açıklandığında mazot 27 lira falandı. Şu anda buğday fiyatı hala sabit. Ben şu an kaçtan satacağımı da bilmiyorum. Mazot fiyatı olmuş 40 lira. Benim buraya gelişim zaten maliyet olarak artıyor. Mazot artıyor. Gübre fiyatı da zaten onunla indeksli artıyor. Gel diyor babam. Yazık günah ya. Yazık günah gerçekten. Şimdi bir de şöyle bir durum var. Benim babam 50 yaşında. Ben 20 yaşındayım. Biz bu yolu da, bu kepazeyi de çekebiliyoruz ama burada emekli olup ya da olmayıp hala devam eden bir sürü dedelerimiz var gerçekten. Onlar asıl bu şeyi çekemiyorlar. Ben de onu anlamıyorum işte. Yani onlar zorlanıyorlar ya. Onlara çok üzüldüm gerçekten görünce. Herkes işte yanına torunlu morunu alıp gelen var, gördüm orada. Keşke şu anda drone'um yanımda olsaydı ve burada uçurma izni olsaydı da size bu manzarayı gösterebilseydim. Çiftelerde böyle bir sıkıntı yok arkadaşlar. Ofisin yeri de daha düzgün bir yerde. Sıra çok olsa da en azından düz yolda bekliyorsun. Geldiğin yol da düzgün oluyor köyden ya da başka köylerden. Tamam, geçemeyeceğim. İstop ettim traktörü. Çünkü bana yer yok orada. Biraz daha ilerleyince biz de ilerleriz. O şekilde, diyeceklerim bu kadar. Bizim buraya geçmemiz, yıkmamız akşam olur. Evet arkadaşlar, biraz daha ileriye çektik. Sıra hızlandı. Sıranın devamını şöyle size göstereyim. Ofisler hemen şurada ama ofislerin arkasında toprak siloları yıkacağız biz. Yıkıp dönenler oluyor. Muhtemelen tam öğlen paydosunda biz ofisin önünde olacağız. Çabuk oluyor herhalde ya, toprak silahı olduğu için. Hemen yıkıyorlar. Orada işçiler de dediğim gibi şey yapıyorlar. Şu önümdeki de şeye getirmemiş herhalde. Ekin getirmemiş herhalde. Arpaya benziyor da ben arpayı görsem bilmem zaten. Senelerdir ekmiyorum. Eray göstermişti bir ama. Evet arkadaşlar, sıramız biraz daha ilerledi. Ben de şöyle bacaklarımı uzattım, oturuyorum. Yavaş yavaş oradan girip çıkıyorlar. Şimdi birazdan ilerleyeceğiz. Ben de biraz su ve bisküvi yedim. Çünkü burada hiçbir şey yok. Yanımıza böyle şeyler almıştık. Zaten her traktörümüzde vardır, biliyorsunuz ki ben Çoko Prensim ünlüyüm. Çoko Prensim ve sarı terliklerim. Sırayı da şöyle göstereyim tekrar. Böyle uzandım. Bekliyoruz. Az kaldı ya. Çok geçe kalmayacağız. Tahmin ettiğimden erken olacak gibi. Ama bayağı da sıcak var. O yoruyor biraz. Babamın nerede olduğunu bilmiyorum şu anda. Bıraktı beni gitti. Sıra ilerledikçe ben de çekiyorum. Şimdi iyice siloların yanına geldik ama toprak silolar daha ileride. Önümüzde de neredeyse hiç kamyon kalmadı. Bakalım römorklar da kamyonlar kadar hızlı boşaltılabilecek mi? İçeriye bakıyorum şu anda. İçerisi de vızır vızır. Arka sırayı gözükmüyor, arka sıra. Almamışlar abi. Biçerin sapı fazla çıkmış arkada. Sapı çok diye almamışlar. Samanı. İşte samanı.
kilo basmaz ki zaten. Proteini falan da iyi çıkmış diyor. Protein 14,5. Protein 14,5 çıkmış arkadaşlar. Siz de duyun, gördünüz. Samanı fazla diye almıyorlar. En yüksek buğdayın olduğu şu anda 8,5 liradan falan gidiyor. Al bakalım abi eline. Geliyorum, dur. Yok ya, saman falan yok ya. Hani göster abi bakayım. Almamak için bahane uyduruyorlar. Evet. Tanelerin de iyiymiş bayağı da. Ya 14 çıkmışsa proteini şey tabii. Saman olsa ne olacak ya? Biraz düşük fiyatı al, yine al ya. Aynen öyle. Nemi kaç çıktı? Nemi? Nemi çıkmaz. Hani oku bakayım kağıdını abi. Evet. Rutubiyet 8.70. Tamam. Hektolitre 74, 75.40. Tamam. Protein. Ne yapacaksın şimdi abi sen bunu? Ne yap dediler sana içeride? Götür diyor, selektörde çalka diyor, geri getir diyor. Yuh diyor. Yani ikinci bir masraf. Daha ben 30 kilometre yoldan geldim. Nereden geldin abi? Tamam, Karahisar'da. Uf. 30 kilometre rampa geldim. Geri gideceğim şimdi. Çalkatacağım, geri geçeceğimmişim. Burada yakınlarda yok mu çalkatacak yer? Ukrayna'dan alsınlar. Ukrayna'nın çiftçisinden gitsinler. Sünede bir ha. Sünede ha, iyi o da. Yani sünede bir. Değerler çok kalite olmasına rağmen. Burada yok mu abi çalkatacak yer ya? Sirsar'da yok mu? Sirsar'da vardır belki. Ya var da ikinci bir masraf işte yani. Aynen öyle, aynen öyle. Bir de selektörde ilaç yapıyorlarsa ilaç çıktı mı da hiç almazlar. He. O sıkıntı var bize vardı. Evet. Yine de bir gideyim bakalım selektöre de gideyim. Allah yardımcımız olsun abi. Sağ ol. Hadi kolay gelsin. Sağ ol abi, sana da. Şöyle kendimi çevireyim kamerayı da. Rezillik gördün mü işte? Bir dakika, anlamıyorum. Adam bak tüpülemiş ki arabayı da gelmiş. Evet, sıradaki abimiz kantara gidiyor. Biz de şimdi analizimizi yaptıracağız. Analizimizi yaptırdık. Şimdi bakalım iki araba kantara tam denk gelecek mi? Analiz esnasını çekmedim, bilerek çekmedim. İçeride sıkıntı çıkarabilirler diye. Yürü 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 yürü. Hop hop. Heh, kağıdımızı da uçuruyorduk. Kantar fişimizi alalım. Kantar fişimizi de aldık. Kantar çiftçilerinkinden uzun. İki arabayı da aldı çünkü. Şimdi hemen yıkıma geçmeyeceğiz. Çünkü öğleden sonra burada bekleyen bütün arabalar oraya geçti. Şöyle kendime çevireyim. Analiz yaparken oradaki artık tekniker midir, mühendis midir? Onların afresini tafresini görmeniz lazım yani. Sanki onlar bu işi şey yapıyorlar. Yani üretici onlar da sanki şeymiş gibi. Hani bütün iş onlardaymış gibi. Ki evet, onların kararına bağlı büyük ihtimalle. Ben de analizcilik yaptım zamanında. Ben buğdayda yapmamıştım. Ayçiçeğinde yapmıştım ama iyi kötü. O makineler nasıldır? Okuldan da biliyoruz. Nasıldır, nasıl kullanılır?
buğdayın hektolitresi nasıl olur, yani satılması gereken, ekilmesi gereken nedir? İyi kötü biliyoruz. Şimdi sizinle beraber şunları bir inceleyeceğiz. Babam da bakmadı, daha hep beraber bakacağız. Şimdi arabanın bir tanesini düz bir yere boşandırdık. Burada bize hangi siloya koyacağımızı söylediler. Kağıtta yazan siloyu yönlendirdiler şu anda. İki araba geliyorsanız bu şekilde yapmalısınız. Gerçi burada dayayacak taşlar falan da var da. İnelim. Yine bir şoför değişikliği. Arkadaşlar her kalitede buğdayın silosu ayrıymış. Bizimki de burası. Şimdi babam yanaştırıyor. Mesela buralar dolmuş. Muhtemelen bu silonun kalitesiyle bu silonun kalitesi aynı. Yan yana o şekilde koymuşlar. Her siloda birer işçi var. Şimdi yanaştırmaya ve boşaltmaya yardımcı oluyorlar. Şimdi arkadaşlar bir arabamızı daha yıktık. Daha doğrusu ilk arabayı yıktık. Orada şimdi çalışanlar kürek değişiyor falan. Onları çekmek istemedim. Çok uğraşıyorlar. Diğer bıraktığımız arabayı alacağız şimdi. Evet, daramızı da aldık. Babamın telefonu da bir susmuyor, beni sinir etti. Şimdi arabalarımızı bir yere çekiyoruz. Şöyle. Genişten dönelim. Artık bitti. Son bir işlem yapılacak sanırım şuralarda, şu şeyde, ilk analiz yapılan yerde. Şimdi kağıtlar bende. Daha bakamadım. Abi ne var ya? Efendim abi? Cemil, babana söyle de şu tırı çekiversin ama bulduk ya. Tamam abi. Tamam, ben buraya boşandırayım. Arabalar geliyor zaten. Ya buraya da gelsen olan arabalar da burada takip ederiz ya. Tamam. Tamam abi. Tamam. 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 Hadi görüşürüz. Hadi. Mustafa yazıyor. Kim o? Bir tane tır kalmıştı da. Burada da en büyük traktör bugün bizimki. Onu çekeceğiz. Halat bulamadıydılar. Şimdi bulmuşlar. Çekişmeye gideceğiz. Şu kağıtları bakalım. İşler yapacağız şimdi de. Kum olunca oturmuş herhalde ya. Aynen, kaba şey olduğunu. Fosur fosur ya. Bıçak mıçak çekmiyorlar ki buraya da. Bıçak çekseler, şöyle düzleseler bir daha bıçak böyle bakma. Bıçak çekmişler de burası alçak oldu, ne kaba toprağı hep buraya yiyormuş ya. Ha. Ondan oturuyor. Anladım. Çok sağ ol. Abi sağ ol. Allah. Hadi biz gidelim. Kolay gelsin.
İyi bari bulmuşlar. Hızlandık arkadaşlar, gidiyoruz. Şimdi rutubete bakıyorum. Bir saniye bakalım. Rutubet 10. Hektolitre 76 baba. Başka neye bak dedim? He? Protein. Bulamıyorum. Çarpı 5.7 diyor. O ne bilmiyorum. Genel olarak iyi. Evet, bir gelişimize bakın, bir gidişimize arkadaşlar. Koşarak, resmen uçarak eve dönüyoruz. Ta sabah geldik, saat olmuş bak, saate bakalım. En son kamyonu çekerek kapanışı yaptık. Saat 4.30. Bayağıdır buradayız yani. Orada tost falan yedik. İyi ki de yemişiz. Yoksa bayılırdık herhalde bu saate kadar. Sadece kurabiyeyle insan durmaz. Az kaldı zaten. Şimdi varırız. Ne yapacağız bu arabaları? Orada gibi çekeceğiz. Tamam. Evet arkadaşlar. Hoplaya zıplaya köyümüze gidelim. Allah, bir şeyler düştü. Ne düştü? Evet, bu video bu kadardı. Çiftçinin halini gördünüz arkadaşlar. Yani biraz olsun benle beraber size gösterip yaşatmak istedim. Çünkü burada bu olayı yaşayanlar, bilenler vardır. Olmayanlar da görsün. Olmayanlar, bilmeyenler, bilenlere duyursun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.